ben geçen hafta da bunun haberini yaptım. Hatta Aspor'da da bunu dile getirdim. Abdurrahim Albayrak'ın karşılığı ikinci başkanlık. İkinci başkanlığı da Dursun Özbek, Metin Öztürk'le devam etme kararı aldı. Metin Öztürk Bey de çok güzel bir ikinci başkanlık göstergesi yaptı bize. Bu dönemde iyi bir işler yaptığını düşünüyorum ben Metin Öztürk'ün. Yani Sayın Abdurrahim Albayrak atanmış olmaz. Albayrak çünkü daha önce Galatasaray'da Emniyet Yönetim Kurulu'nda bulunmuş. İkinci başkanlık yapmış. Önemli işler de önemli işler yapmış. Ne zaman geldiyse Galatasaray şampiyonluk yaşamış bir figür. Bu transfer dönemin, bu seçim döneminde kendisiyle konuştuğumda şunu söylemişti. Benim için Dursun Özbek başkanın devam etmesi çok önemli. Çünkü Galatasaray'ın önünde çok önemli yollar var. Bu yollarda Evet. aydınlık. Dursun Başkan devam ederse Galatasaray daha da fazla düzlüğe çıkacak. Benim için en önemli olay Dursun Özbek'in devam etmesiydi. Benim herhangi bir beklentim, herhangi bir talebim olmamıştır dedi. Ve Abdurrahim Albayrak'ın Erden Timur'un olmaması durumunda Galatasaray'ın Sportif AŞ'de başkan vekili olması söz konusu değil. Net bir şekilde söyleyelim bunu. Bu iddiaları da yanıtlamış oldu Serhan Yanıtlayalım. Türk. Şimdi Evet. Erden Timur'u herkes merak ediyor. Erden Timur devam edecek mi? Herkesin kafasındaki soru işareti bu. Erden Timur gerçekten çok önemli bir figür. Yaptıkları çok konuşuldu ki gerçekten Galatasaray'da 13. bitiren Galatasaray'ın şampiyon olmasındaki emekleri göz ardı edilemez. İşte saydık bir uçakta iki tane önemli yıldızı getirdi. Doğru. Icardi'ler geldi, Torreira'lar geldi. Yani alınabilecek en önemli oyuncuları aldı ve Galatasaray geçen sene şampiyon oldu. Yani bu şampiyonluk Erden Timur'un tabii ki çok büyük katkısı var ama orada şunu da söylemek lazım. Dursun Özbek Başkan'ın katkısı var. İkinci Başkan Metin Öztürk'ün katkısı var. Yönetim Kurulu'nun katkısı var. Ama en önemlisi de Okan Buruk'un katkısı var. Bunu böyle söylemek lazım. Erden Timur'un devam etmeyeceği söylentileri daha fazla. Onu net bir şekilde dile getirelim. Yani Erden Timur'un ben önümüzdeki dönemde Sportif AŞ'de olacağını çok fazla düşünmüyorum. Olursa da sürpriz olmaz benim için. Çünkü yani Yüzde şimdilerde verirsek olmama ihtimali daha yüksek gibi mi şu olmama an yani? ihtimali daha yüksek şu an için duruyor. Peki böyle %51'e %49 gibi Hayır, daha miyiz yoksa fazla. daha da Yani mı fazla? %10'a %90 olarak görüyorum ben. O zaman bayağı olma ihtimali çok Bayağı düşük diyorsun sen. önümüzdeki senede olma ihtimali düşük olarak görüyorum. Ama şu bir gerçek. Burada Dursun Özbek Başkan'ın Erden Timur'a çağrısı vardı. Yönetimde almak istiyorum seni. Başkan yardımcısı Evet. yapmak istiyorum şeklinde. Erden Timur'un söylediği de şu, benim için önemli olan Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi. Evet. Ben Galatasaray'ın şampiyon olmasını çok istiyorum. Hayalim var demişti. O dönemde Dursun Başkan da kendi ekibini yaptı. Erden Timur'a da şu an Sportif AŞ'de bir başkan vekilliği bekleniyor. Ama ben Erden Timur'un devam edeceğini düşünmüyorum. Ama Galatasaray tabii ki önemli bir kulüp. Yüzyılını devirmiş çınarlardan bir tanesi, kulüplerimizden bir tanesi. Galatasaray'da birileri gider, birileri gelir. Önemli olan burada başarıdır. Zamanında biliyorsun biz Haldun Üstünel abiyi çok konuştuk. Allah sağlık versin. Allah başımızdan eksik etmesin. Transfer sihirbazıydı. Yurdaşen Karahasanlar, Doğru. Ergün Gürsoylar. Yani çok isimler söz konusu. Ama Erden Timur'un bir karşılığı var, onu söyleyelim. Yani ilerleyen dönemlerde biz Erden Timur'u göreceğiz. Yani ben Başkan adayı net bir olarak şekilde görür müyüz? söyleyeyim. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen yıllarda Allah bize ömür verirse Erden İnşallah. Timur'un bir başkanlık macerasını biz kesinlikle göreceğiz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü Adaylık süreci görürüz gibi yani geliyor çok bize. büyük bir karşılığı olduğunu söyleyebiliriz. Ama Erden Timur'un da Galatasaray'ın başarısı için de hem içeriden hem Evet. dışarıdan çok büyük faydaları olacağını düşünüyorum. Sportif AŞ Başkan Vekilliği için de Galatasaray'ın Erden Timur olduğu takdirde bir eylem planı söz konusu Dursun Başkan'ın. Erden Timur olmadığı şeklinde de bir eylem planı söz konusu. Kim? Belli mi isim? İki tane isim üzerinden duruluyor. Şu an bana bu isimlerin söyleyemiyoruz. Çünkü durum tam anlamıyla Netleşmediği netleşmedi. için. Anladım. Çünkü şu an isimleri söyleriz. Belki o isimler olmaz. O zaman Evet. da bana yakışmaz. Ama şunu söyleyebiliriz. Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği için netleşen isimler söz konusu. Dört tane toplam 12 Sportif AŞ üyesi olacak. Bunun üçü bağımsız üye oluyor. Dört tanesi isim yönetim kurulundan geliyor. Yedi, toplam beş isim de söz konusu. Beş isim de şunu söyleyebiliriz. Nihat Kırmızıbey'in ismi geçiyor. İsmail Sarıkaya Bey'in ismi geçiyor. Ömer Sarıgül'ün ismi geçiyor. Gerçekten çok yetenekli. GSİAD'da çok önemli işler Evet. yapıyor.
çok yetenekli bir isim. Ömer Sorugil'in ismi geçiyor. Sıtkı Korkmaz'ın ismi geçiyor. O da gerçekten Anadolu tarafında çok iyi işler yapan isimlerden bir tanesi. Yani Galatasaray tabii ki bir anlamda Erden Timur gibi bir figürünü ilerleyen dönemlerde belki kaybedebilir ama Galatasaray her zaman Galatasaray'dır. Ben Erden Timur'un da son dakika sürprizüyle gelmesinden yanayım. Çünkü evet. Galatasaray'ın Erden Timur'a çok ihtiyacı var. Teşekkür ediyoruz. Galatasaray'ı da böylece toparladık. Beşiktaş'ta teknik direktör konusu gündemin ilk maddesi. Taraftarın en çok merak ettiği soru doğal olarak bu. Teknik direktör belli olacak ki transferde ona göre şekillenecek diye umuyor taraftar. Böyle mi? O güne soracağız yavaş yavaş sona gelirken de ama sıcak bir haber vardı bugün. Çok uzaklardan geldi efendim bu haber. Güney Kore'den. Onu söyleyelim. Beşiktaşlılarla ne ilgisi var diyorsanız haberdeki isim Şenol Güneş'ti. Beşiktaş teknik direktörü adayları arasında da ismi var. O haberin de yine görseli varsa ekrana getirmeyi rica ederim yönetmenimiz Bora'dan. Şöyle diyor haberde. O gün okuyabiliyor musun? Koreci olduğu için okuyamıyorum. Kore'de Şenol Güneş'in adı haberlerde ve bu MK Sports kaynak, onu söyleyelim. Kore yayını, Kore'de bir basın kuruluşu. Güney Kore futbol takımını için, milli takımı için Şenol Güneş'le görüşüldüğü ve Şenol Güneş'le yapılan görüşmelerde de olumlu bir süreç ilerlediği söylüyor. Beşiktaş eski teknik direktörü Şenol Güneş, Kore milli futbol takımının baş antrenörü olmaya yaklaşıyor. Futbol dünyasındaki durumu bilen bir yetkili diyor ki Kore Futbol Federasyonu Şenol Güneş'i birinci önceliğine aldı ve görüşmeler sürüyor diyor. Haberin detaylarında yine Kore dünyasında Şenol Hoca'nın tanıdık bir isim olduğu, daha önce 2002 Kore-Japonya Dünya Kupası'nda milli takımımızı üçüncü yaptığı, 2007'den 2009'a kadar Seul'ün başına geçtiği de yine yazıyor. Demek evet. 21 yıldır unutmamışlar. Evet. Yani olur mu? Şenol Hoca oraya gider mi? Beşiktaş görüşmelerinde böyle bir detay bilgi var mıydı sende? Çok az bir zamanımız kaldı. Kısa sürede toparlamanı rica edeceğim. 30 saniye değildir. 30 saniye değil yine. 3 dakikam var o gün öyle söyleyeyim. 3 dakikada benden. Şenol Hoca ile ilgili ben bugüne kadar birçok kez Kore haberi görmüşümdür. Ama Şenol Hoca o adımı atmadı. Her zaman böyle yıllar içerisinde oradan ayrıldıktan sonra hep bir ilgi olmuştur farklı kulüplerden de, Seul dışından kulüplerden de. Bir ara Vissel Kobe'yi hatırlıyorum mesela böyle haberler. Milli takımla ilgili de Şenol Hoca ile alakalı Azerbaycan'ı daha önce hatırlarsınız böyle bir durum vardı. Şimdi Güney Kore hem kulüp hem milli takımı sürekli olarak değişimli bir şekilde idare edip çalıştıran. Yani ne milli takım hocası tek başına ne kulüp hocası. Hani Fernando Santos değil mesela o örnek. Evet. Şenol Hoca ile ilgili böyle bir durum varmış.